Evet sevgili izleyiciler, bu bölümümüzde başkent Ankara'dayız. Gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Musa Aydın'la bizlerle birlikte. Konumuz ülser. Bu konuyla ilgili sizler de programımıza katılmak için ekranın altında görmüş olduğunuz iletişim numaralarından bizleri arayabilirsiniz. Merhabalar hocam. Merhaba. Programımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Biz de Ankara'ya hoş geldik. Bizleri çok güzel ağırlıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Hocam ülser nedirle başlamak istiyoruz. İyice bir anlayalım. Bakalım tabii ki, nedir? Tabii ki. Ülser belirli büyüklükte ve derinlikte bir doku kaybına işaret eder. Aslında hani ülser vücudumuzda birçok organda görülebilir. Evet. Ama daha çok sindirim sistemi özellikle de mide ile 12 parmak bağırsağı ile özdeşleşmiştir. Yüzeyel, çok küçük doku kayıplarına daha çok biz erozyon diyoruz. Belki halk arasında işte ülser başlangıcı denilen durum bu. Ülserin ortaya çıkması, bu doku kaybının belirli bir büyüklükte ve derinlikte olması hem hastada bazı şikayetlerin ortaya çıkmasına sebebiyet verir ve daha da önemlisi o organa zarar verebilir. Örneğin midenizde ülser olduğunda mide ağrısı çekmeniz gibi ya da böyle büyük ülserler olduğunda, olay daha ciddi olduğunda midede delinmeye yol açması, belki midede kanamaya yol açması gibi. Evet. Ülserin önemi bundan kaynaklanır. Her mide ağrısını ülsere yorumlamak doğru mudur? Doğru değil. Şimdi mide şikayetleri olan hastaların bir kısmında ülser ortaya çıkar. Evet. Hani mide şikayetleri dediğimiz zaman biz bunlara kısaca dispeptik şikayetleri diyoruz. Latince adı işte dis kötü, pepsi sindirim. Hı-hı. Kötü sindirim yani sizin hazımla ilgili, sindirimle ilgili daha çok karnımızın üst kısmı, mide ile ilişkili olabilecek hemen bütün şikayetlerimiz. Örneğin mide ağrısı, yanma, ekşime, bulantı, kusma, hani erken doygunluk, şişkinlik, gaz şikayeti gibi. Bu şikayetlerin hepsine biz dispeptik şikayetler diye söylüyoruz. Dispeptik şikayetler olan hastaların bir kısmında ülser gibi daha ciddi problemler var. Hı hı. Bir kısmında gastrit gibi problemler var. Ya da mide dışında nadiren örneğin karaciğer, safra kesesi, pankreas, bağırsaklar gibi hastalıklar da nadiren mide şikayetleri gibi gelebilir. Ama ülser söylediğiniz gibi hastaların küçük bir kısmında, belki yaklaşık oran vermem gerekirse 4 hastanın bir tanesinde ülser gibi sıkıntılar ortaya çıkar. 4 hastanın 3 tanesinde bunun gibi ciddi problemler yoktur. Güzel. Peki nedenleri nedir ülserin? Şimdi nedenleri mide ile ilişkili, yine 12 parmak bağırsağımızla ilişkili ülserlerin en önemli sebebi son yıllarda tanımlanmış Helicobacter pylori dediğimiz bir mide mikrobu. Bu bir cins bakteri, midemizde yerleşip midemizde yaşayabilme özelliği olan bir bakteri. Midemizde hafif yüzeyel bir iltihaplanmaya sebep oluyor. Bu iltihaplanma da midenin kendi kendini yenilemesine, kendini mide asidinden, sindirimle ilişkili yıkıcı enzimlerden, bizim kullanmış olduğumuz ilaçlardan, gıdalardan koruyabilmesi için gerekli olan bir faaliyet. Evet. Normal koşullar altında midemiz, 12 parmak bağırsağımız, hatta bütün sindirim sistemimiz tıpkı cildimizin olduğu gibi sürekli bir yeniden yapılanma süreci içerisindedir. Örneğin cildimiz hani çevresel faktörlerden bizi korurken sürekli hani alttan yeni gelen doku üste çıkar ve sürekli bir yeniden yapılanma şey içerisinde, faaliyet doğru içerisinde. Mide de böyle. Midemiz çünkü hani sürekli asitle, yıkıcı enzimlerle uğraşmak durumunda. Hani afiyetle yediğimiz bir kebabı düşünün. Hani yapısı aslında midemizin yediğimiz etten çok da farklı değil. Daha da ötesi aslında sindirim kanalı çok ince bir kanal. Yani 3-4 milimlik bir yoldan bahsediyoruz kalınlığı. Bu sürekli yediğimiz asitlerle yıkıcı sindirim enzimleri temas halinde bunu korumak durumunda. Bütünlüğünü koruyamadığı takdirde işte o zaman doku kayıpları, ülser dediğimiz ortaya çıkıyor. İşte en önemli sebep dediğimiz bu Helicobacter pylori gastriti midenin iç yüzeyinde 12 parmak bağırsağımızda hafif bir iltihaplanmaya sebep olarak onun bütünlüğünü korumasına, kendini yenilemesine engel oluyor ya da bu süreci yavaşlatıyor. İşte ülserin en önemli sebebi bu. Eğer ikinci sıklıkta nedir önem sırasına göre dersek, ağrı kesici aspirin türevi ilaçlar. Biliyorsunuz bu ilaçların kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Yerli yersiz hastalar da çok kullanıyor. Bazen hekimler de bunu fazlaca reçete ediyor. Bütün ağrı kesici ilaçlar sindirim sistemine dokunur.
doğrudan ülser yapabilir ya da var olan ülserlerin büyümesine, kanama gibi sıkıntılara yol açabilir. Bu ağrı kesici ilaçların kullanımı ikinci sıklıkta sebep. Diğer sebeplerse bir hani önem sırasına göre sıralamak doğru değil. Hastadan hastaya göre değişebilir bunlar. Ama genetik faktörler önemli. Yani ailenizde eğer ülserle ilgili problemler sıksa siz de sık ülsere yakalanabilirsiniz. Stres çok önemli. Hani çağımızın hastalığı ama ne kadar çok stres olursak mide bağırsaklarımız bundan o kadar olumsuz etkilenir. Sigara, alkol gibi zedeleyici faktörler. Belki çok çay, çok kahve buna da eklenebilir. Ve son olarak da diyetle ilişkili faktörler. Yani düzenli doğal öğünlerimizi beslenmek, kararınca yemek, çok acı, çok yağlı, ekşi yani bunlardan kaçınmak. Hani midemizin fizyolojisine uygun, midemizi rahatsız etmeyen beslenmek. Uzun süre aç kalmanın bir etkisi olabilir mi? Kesinlikle. Örneğin hani örnek olsun diye söyleyeceğim. Hani sabah bir kahveyle geçiştirip, öğleyin bir kekle, poğaçayla, tostla geçiştirip, akşam yağlı, etli, işte kızartmalar, kebaplar, hani günün yorgunluğuyla hani midemizin, evet, vücudumuzun da dinlenmeye ihtiyacı var. Böyle ağır yemekler yemek, uzamış açlık ya da böyle öğünlerin düzenli, dengeli olmaması. Yani normalde sabah, öğle, akşam belli bir dengede gitmeli, öğün saatlerimiz kaymamalı, kahvaltımızı güzel etmeliyiz, öğle yemeğimizi güzel yemeliyiz. Akşam öğünlerimiz bir nebze hafif olmalı. Geç saatlere kalmamalı. Yatacak zaman bir şeyleri atıştırmak doğru değil. Yattığımızda mutlaka boş mideyle yatmalıyız ki midemizde dinlenebilsin, gece boyunca asit yapmasın. Bunun gibi beslenme ilişkili problemler. Hani çarpıcı bir örnek olsun diye söylüyorum. Yani gecenin bir yarısı kelle paça içmek, künefe yiyip gidip yatmak, bunlar hani midenin, evet, fizyolojisine çok aykırı şeyler. Yatmadan önce kaç saat önce en son yemek yemek Tabii lazım ki. Hocam? Onu da sorayım. Onun için önerilen en az 3 saat. Hı hı. Yani yemeği yedik, sofradan kalktık. 3 saat geçmeden yatmamalıyız. Buna yalnız hani hani bir kanepede dinlenmek, şöyle bir küçük bir şey, hepsi dahil. Vücut yatar pozisyona geçmemeli. Çünkü yemek yediğimiz zaman midemizde hani yoğun miktarda asit oluşacak. Bu asit işte konumuz ülser ama reflü ile ilişkili problemlerde benzer hani zemine dayanır. Yemek borumuza kaçabilir, reflü ile ilgili şikayetler ortaya çıkabilir. Tersine hafif bir yemek yedik, midemiz hazmedene kadar biz yatmadık. O zaman hem uyku kalitemiz daha iyi olur, hem midemiz fazla asit yapmaz. Ertesi gün daha dinç kalkarız. Sabah kahvaltınızı daha iştahlı yaparız. Kilo da almayız. Evet, fizyolojiye uygun olan bu. Evet. En az 3 saat geçmeli yemekten sonra. Çok güzel hocam. Peki sizler ülserin teşhisini nasıl koyuyorsunuz? Belirtiler neler oluyor? Tabii ki. Mide ülserinde olan hastaların çoğunluğu tabii ki bu dispepsi dediğimiz mide şikayetleriyle, evet, gelir. Tekrar onları hani söylemeyeyim ama tamam, mideyle ilişkili olan şikayetler. Hani yanma, ekşime, ağrı gibi. Bu şikayetlerle gelen hastalara tabii önemli olan hastanın şikayetlerini her hastalıkta olduğu gibi dikkatlice dinlemek, ülserle ilişkili olabilecek hastanın ek risk faktörleri var mı? İşte hani alışkanlıkları, diğer hastalıkları, belki hani kullanmış olduğu ilaçlar, bunları iyice bir analiz etmek gerekli. Hastayı komple bir fizik muayenesini yapılmalı. Genellikle ülserle ilişkili problemlerde belirgin bir fizik muayene bulgusu olmaz ama ayrıştaneye girecek diğer hastalıklar için fizik muayenesi detaylıca yapılmalı. Bazı kan tahlilleri yapılabilir ama bunlar genellikle normal çıkar. Asıl mide problemleri, ülser, gastrit, reflü, bunun gibi şeyler için yapılacak şey endoskopi dediğimiz işlem. Endoskopi bildiğiniz gibi ucunda kamera olan ince, elastik, bükülebilir cihazla ağızdan girilerek yemek borusu, mide, 12 parmak bağırsağının doktorun doğrudan gözüyle değerlendirmesine olanak veren bir işlem. İşlem genellikle anestezi altında yapılan bir işlem. 10 dakika sürer belki ama uyudunuz, uyadınız, kendine geldiniz, böyle 1-2 saat hastanede belki kalmanız gerekebilir. Hastanede yatmanıza gerek yok. Sizi işinizden, evinizden alıkoyacak bir durum değil. Anesteziyle yapıldığı için korkulacak bir durum değil. Bunun altını özellikle çiziyorum. Evet. Yani bazı hastalar çok ciddi mide şikayetleri olmasına rağmen
O endoskopi korkusuyla hekime gelmekten çekiniyor. Bu bazen üzücü sonuçlar doğurabiliyor. Yani yıllardır o şikayetleri var, daha da artmış. Bir de bakıyorsunuz büyük bir ülser, tümör, kanser çıkabiliyor. O yüzden hani endoskopiden korkmaya gerek yok. Basit bir işlem. Bu korkuyla hekime gelmemek doğru değil. Evet. Her mide şikayetleriyle gelen hastaya endoskopi yapmayız. Bu belli durumlarda geçerlidir. Ama en azından bir hekime gelip değerlendirme yapılması gerekli. Değerlendirme yapıldı, ülser teşhisi konuldu. Tedavi nasıl yapılır? Şimdi ülser tedavisinde önemli olan tabii ki hastayı doğru bilgilendirmek. Ülserle ilişkili risk faktörlerini iyi analiz etmek. Çünkü mide ülseri, 12 puanlık bağırsak ülseri genellikle kronik hastalıklardır. Hani ülser iyileşse bile yeniden tekrar etme olasılığı vardır. Dolayısıyla hani bir hastalığı ortaya çıkaran faktörleri kontrol altına almazsanız, hastalığın bulgusu iyileşse dahi, ülser iyileşse bile yeniden aynı risk faktörleri devam eder, yenisi çıkacaktır. O yüzden hastayı hastalığı konusunda bilgilendirmek. Muhtemelen neden ülseri olduğunu, bunu hastayla detaylıca bir irdelemek lazım. Risk faktörlerinin düzeltilmesi, örneğin diyetle ilişkili faktörleri düzenlemek, belki hani sigara, alkol gibi mideyi zedeleyecek faktörleri asgariye indirmek, stresin azaltılması, belki ağrı kesici gibi ilaçlardan uzak durmak gibi. Bu dolayısıyla hastayı bilgilendirmek, onun tedaviye uyumunu sağlamak çok önemli. İlaç tedavisi olarak hani Helicobacter pylori dediğimiz bakteri antibiyotiklerle tedavi edilebilen bir bakteri. Kısa süreli bir yoğun antibiyotik tedavisi uygulanır. Bu Helicobacter pylori'nin tedavi edilmesiyle beraber midedeki problemler daha düzelir. Ülserin iyileşmesi, ülserin tekrar etmesi ya da ülserin kanama gibi daha ciddi sorunlara yol açmasının önüne geçilir. İkinci tedavide önemli faktör, son derece etkili mide ilaçları var. Hani asit pompası inhibitörü dediğimiz, birçok hasta bunları kullanır. Genellikle sabahları aç karnına, kahvaltıdan yarım saat önce alınan, belki hastalarımız işte mide koruyucu ilaç dedikleri ilaç grubu. Bunlar belirli bir süre kullanılır ve mide ülserinin iyileşmesi sağlanır. Gene semptomatik olarak bazı mideyi koruyucu, genellikle şurup şeklinde ya da böyle emilen tabletler şeklinde ilaçlar var. Bunlar belirli bir süre kullanılır ve ülserin iyileşmesi ilaçlarla mümkün olur. Sonrasında da hastanın kendini koruması, ülserin yeniden ortaya çıkmaması için risk faktörlerini azaltması tedaviyi tam anlamıyla sağlamış olur. Hocam tedavi edilmezse ne olur'u da sormak istiyorum ki eminim önemli noktaların altını çizecek. Tabii ki. Konuşmamızın başında hani söylemiştim, ülserin önemli bir yönü bizde sadece mide ağrısı gibi şikayetler ortaya çıkarmaması. Yani organa zarar vermesi. Yani midemize, 12 puanlık bağırsağımıza hani zarar vermesi ve bu zararların bazılarının geri dönüşümsüz olması. Kalıcı zararlar verebilmesi. O yüzden hani ne gibi zararlar verebilir? Ülserler tabii ki boyutlarıyla alakalı. Yani ne kadar büyük, ne kadar derin olursa bu zarar verme potansiyeli o kadar artacaktır. Mide kanaması ya da ülser kanaması, 12 puanlık bağırsağından ya da mideden olan ülserlerin kanaması sıkça gördüğümüz ciddi hayati tehditci olaylardan bir tanesi. Onun haricinde söylediğim gibi midemizin, bağırsaklarımızın duvarı oldukça incedir. Yani 3-4-5 milim. Dolayısıyla burada ülser doku kaybına yol açtığı için bir delinme olabilir. Midenin delinmesi, bağırsakların delinmesi, erken acil müdahale edilmezse ki bu genellikle bir ameliyat gerektirir. Çok ciddi hayati tehlike oluşturabilir. Bunun gibi bir diğer hani gene saymam gereken aklıma gelen bu organa verdiği zararların birisi de mide çıkışında olduğu gibi bir tıkanıklığa yol açması. Yani midemiz göreceli olarak daha geniş ama 12 puanlık bağırsağımızda hani daha lümen, küçük. Burada bir daralma olduğunda midenin içindeki gıdalar asit bağırsaklarımıza geçemez. Hasta uzun süreli kusmalar, kilo kayıpları yol açabilir. Bu da bir ameliyat gibi bir duruma gerektirebilir. Belki bu aralıkta hani bir şey daha eklemem lazım.
Tümör kanserle ilişkisi. Belki hani bunu da mutlaka evet. üzerinde durmalıyız. Şöyle, ülser aslında tabii ki mide, 12 parmak bağırsağı için hani bunları ifade ediyorum. Doğrudan kanser yapan bir olay değil. Aslında kanserle ilişkisi kanserle karışabilmesi. Hmm. Yani mide kanseri olan bir hastada hani belki klasik işte hastanın da kendisinin anlayabileceği daha ciddi bulgular. Yani mide ağrısı, yanması, bulantı, kusma gibi değil de hani sürekli kusmalar, kusmada kan gelmesi, büyük tuvaletinde kan gelmesi, ciddi 10 kilo, 15 kilo kilo kayıpları hani gibi şikayetlerin ortaya çıkması genellikle geç bulgulardır. Yani o şikayetler ortaya çıktıktan sonra sıklıkla hastalık zaten tamamen tedavi edilebilir evreyi geçmiş olur. Erken evrede ister gastrit olsun, ister ülser olsun, ister kanser olsun şikayetleri birbirinden ayırt etmek son derece güçtür. Bunun için mutlaka işte biraz önce söylediğimiz gibi hastaya endoskopi yapılması, ülserin yani doktorun hani gözüyle doğrudan değerlendirilmesi, ülserin çevresinden biyopsi dediğimiz küçük doku parçalarının alınıp bunun patolojide incelenmesi, bunun sonuçlarına göre hastanın uygun tedaviyle, takibiyle bu hastalığın üstesinden gelinmesi. Şikayetlere bakarak ayırt etmek son derece güç. O yüzden hani mide ülserinin kanserle karışabilme ihtimaline karşı mutlaka endoskopinin yapılması üzeri çizilmesi gereken bir durum. Hocam çok değerli bilgiler aldık sizden. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, başkent Ankara'dan seslendik bu bölümümüzde. Gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Musa Aydın'la bizlerle birlikteydi. Aklınızda kalan hala sorular varsa lütfen ekranın altında görmüş olduğunuz iletişim numaralarından bizlere iletin.